Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Bravo Cesur Yürek Hacı Osmanoğlu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Az Önce Konuştum adlı programda Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Peşinen söylüyorum, bravo başkan, bravo. 22 yıllık tek parti iktidarında Futbol Federasyonu ilk kez yolsuzluk yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle seçilen eski federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi hakkında ağır ithamlar yapan Hacı Osmanoğlu özetle şunları söyledi. Euro 2024'te 4 milyon 681 bin avro misafir ağırlama masrafı olmuş. Şampiyona bittikten sonra hala 2-3 gün lüks otellerde kalınmış ve ekstra 70 bin avro masraf çıkmış. Şampiyona bitmiş hala niye orada kalıyorsunuz? 2 milyon avroluk bilet alınmış. 633 bin avroluk loca parası ödenmiş. Burada da 2.7 milyon avro bilet ücreti ödenmiş UEFA'ya. Mali genel kurulda 5.9 milyon artı mali tablo sundular. Bizim arkadaşlarımız inceleyince mali tabloları eksi 278 milyon olmuş. Oynayarak yaptıkları hareket var. Bunu sordum nasıl yaptınız diye. Zaten sıkıntılar var. İbra sorunu yaşamayalım diye böyle yaptık dediler. Bu arkadaşlar için gerekli makamlara müracaatlar yapılacak. Suç duyurusunda bulunacağız. Mali detaylar üzerinde oynama yapılmış. Bu bir suç. İşte 22 yıldır özlediğimiz tablo budur. İşte anayasa ve yasalara saygı budur. Gelelim Başkan Hacı Osmanoğlu'nun ortaya koyduğu diğer rezaletlere. Biz bir çiftlik devraldık. Bu çiftliği normale döndürmek için çalışıyoruz. İlk önce bölgeleri kapattık. Ankara bölge var. 4 eleman çalışıyor. Kadroda 30 çalışan görünüyor. Bölge müdürlükleri var. Herkesin altında makam arabası geziyor. Tazminatları 600 bin avro tutuyor. Yıllık maliyetine kadar 3 milyon avro. Bölge müdürünün 587 gün izni var. Hep izinde olduğu için izin kullanmadı. AKP eliyle kurulun çiftlik rezaleti. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyen iktidar yanlısı beslemeler. Devlet malı deniz yemeyen domuz anlayışının fiili uygulama skandalı ve siyasetçilere Hacı Osmanoğlu'ndan tokat gibi yanıt. TFF'ye bir sürü insan alınmış. Geçen bir tanesi beni buradan kimse atamaz. Beni buraya şu koydu dedi. Hemen şimdi ilişiğini kesiyoruz dedim. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı aradı. Bu birinin yakınıydı. Kalsaydı iyi olurdu dedi. Ben sizin siyasi işlerinize karışıyor muyum? Burası federasyon dedim. TFF'de bir çiftlik oluşmasına izin vermem. Verme sakın, verme başkan haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları olan eski bakanlar Zafer, Muammer Güler, Egemen Bağış, Erdoğan, Bayraktar'ın Yüce Divan'a gönderilmesi gündemdeydi. Dönemin Başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yüce Divan'a gitsinler diye milletvekillerine talimat verdi. Ancak saray devreye girdi ve AKP oylarıyla dört bakan Yüce Divan'da yargılanmaktan hukuken değil, siyaseten kurtuldu bakanlığına aile şirketinden fahiş fiyatla dezenfektan satan Bakan Ruhsan Pekcan, Erdoğan'ın affetmesiyle Yüce Divan'dan kurtuldu. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu seninle gurur duyuyorum. Gelelim başkanın büyük jestine. 22 senedir Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bodrum'da 4000 tane villa yapılacak. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu çocuklara kendi cebimden ev vereceğim. Önceki başkan devletin cebinden babasının parası yandaşlara peşkeş çekiyor, bu başkan Hacı Osmanoğlu kendi cebinden villa bağışlayacağını açıklıyor. Yüreğine sağlık sayın Hacı Osmanoğlu. Hep var ol. Senin gibi bir cesur yürek 22 yıllık AKP iktidarında çıkmadı.